Kıymetli seyircilerimiz, bugün sizlerle beraber Ankara'mızın bir başka mekanı, daha doğrusu ülkemizin önemli mekanlarından bir tanesindeyiz. Ben şöyle isimlendiriyorum hocam bu mekanı. Evet, merak ediyorum. Biliyorsunuz dünyanın müzesi ülkemiz, yani Türkiye'miz. Türkiye'nin müzesi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Kesinlikle çok güzel. Bu da programın adı olsun. Olsun. Tamam. Böyle girersem umarım bana kimse ülkede darılmaz diye düşünüyorum. Çünkü başkentteyiz. Doğal olarak ülkenin ilk müzesi diye isimlendirdiğimiz Anadolu Medeniyetleri Müzemizin şu an içerisindeyiz. Hikayesinden ben 100. yılındayız. Bir de 100. yılındayız. Doğal olarak bunu bize biraz böyle hoş görsünler. Kesinlikle. Memleketi seven herkes hoş görecek. Kesinlikle. Şöyle başlayalım kısaca Anadolu Medeniyetleri Müzemizin hikayesine. Ankara'mızda ilk müze fikri ortaya atıldığında aslında Atatürk diyor ki bir etim müzesi kurulsun. Bunun üzerine Hitit dönemine ait, etilere ait ne kadar eser varsa toplanılmaya başlanıyor ve bunların bir kısmı, büyük bir kısmı Ankara'ya getiriliyor. O dönemin kültür müdürü Mübarek Galip Bey, işte bugün kalemizin burcu olan Akkale Burcu'nda bu eserlerin büyük bir kısmını orada depoluyorlar. Daha sonra işte biliyorsunuz Roma Hamamı'nda kazılar yapılıyor. Augustus Tapınağı yazıtı ortaya çıkartılıyor. Bu alanlar müzeye dönüştürülürken eserler Akkale Burcu'nda yeterli gelmeyince, sıkışınca 15. yüzyılda yapılmış olan, şu an içerisinde de bulunmuş olduğumuz Mahmut Paşa ve Kurşunlu Han diye isimlendirdiğimiz, Mahmut Paşa bedesteniyle Bedesten Kurşunlu Han diye isimlendirdiğimiz iki yapı restorasyona başlıyor. 1938 yılında restorasyon fikri veya da başlangıcı alınıyor. 68'e kadar restorasyon devam ediyor. Bu süre içerisinde 1940'lı yıllarda şu anki bulunmuş olduğumuz bölüm tamamlanıyor. Eserlerin bir kısmı buraya konuluyor. 43'te de açılıyor aslında ve ilk sergileme, ilk müze bu alanda, şu anki bulunduğumuz bölümde böylece insanlar ziyaret etmeye başlıyorlar. Ardından 68'de bugünkü haline gelen, yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi diye isimlendirdiğimiz yapı teşekkül edince tüm eserlerimiz Anadolu'dan toplanmış, ta Paleolitik çağdan günümüze kadar kronolojik olarak sıralanmış bir halde sergilenmeye başlanıyor. Ve bu yapı 1997 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi ödülünü alıyor efendim. Bu ödülü alan Türkiye'deki ilk müze diyebiliriz, evet, değil mi? Evet. İlk müze. Yanlış olmasın. Kesinlikle öyledir hocam. Ve Anadolu medeniyeti diye isimlendirdiğimiz tüm medeniyetlerin izlerini taşıyan bir müze. Ve hepsi Anadolu topraklarından. Evet. Yurt dışındaki o meşhur müzelerin tam tersi olarak, doğru, diye altını çizelim. Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bazen de yurt dışına kaçırılmış eserlerimizin de getirilip ve burada ilk sergilenmiş olduğu müzelerden. Bugün izleyicilerimize onu da paylaşacağız. Evet, evet. Yine az ileride yine göstereceğimiz kaçırılmış ve daha sonra ülkemize getirilmiş eserlerden yine birkaç tanesini sizlere gösterme fırsatını bulacağız hocam. Anadolu Medeniyetleri Müzesi dediğimiz zaman hakikaten Ankara'mıza değer katmış, 100. yılını tamamlayan ve Atatürk'ün de emriyle ilk defa kurulmuş olan bir müze diye de Anadolu Medeniyetleri Müzemizi isimlendirebiliriz efendim. Kısaca hikayesini böylece seyircilerimize ifade etmek istedim. Harika bir kısa hikaye oldu. Tarihi özetledik. Değerli izleyenler, Kızılca Gün TV izleyenleri çok şanslı. Çünkü son 6-7 program oldu, değil mi? Sanatçısı, evet, müzesiyle sevgili Ali Bey'le Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü ile birlikte gidiyoruz. Ve açılışı o yapıyor. Bu çok hoş bir şey. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum yürekten. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Değerli dostlar, bu müzenin yandığı tarihi unutmayacaksınız. Şimdi söylüyorum. 1881. Yandığı tarihte burayı ihya edecek insanın doğduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğuyor. Burada o tarihte yanıyor. Kaderin cilvesi, o tarihte doğan insan buranın yanmasından sonra onu ihya edilmesine neden oluyor.
100. yılı diye konuşmuştuk. Bir başka 100. yılı da vurgulayalım. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılındayız ve muharebeler sürerken Atatürk müze fikrini, yani yurda ve yurt dışına, tüm dünyaya bize aittir bu topraklar mesajını çok net vermek adına diyor ki müzemizi kurmalıyız ve bu müzede Sakarya Meydan Muharebesi ile birlikte bu sene 100. yılını kutluyor. Bu anlamda da çok değerli bu müzede. Evet, bu yıl 100 yıllar yılı zaten hocam, biliyorsunuz İstiklal Marşımızın, evet, bugünün 100. yılı, Sakarya Meydan Muharebemizin 100. yılı, işte Anadolu Medeniyetleri Müzesi, ilk kurulan müzemizin 100. yılı gibi pek çok 19 olay... Mayıs'tan başladı. Şimdi 29 Ekim'e doğru gidiyoruz. 100. yıllar yılları. 2023'te ülkemizin, cumhuriyetimizin 100. yılına da ulaşmayı inşallah Rabbim nasip eder hep birlikte. Şakir İlyas oğullarıyım. Opera solist sanatçısıyım. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Kültür Eski Müşaviriyim. Evet, yurdumuz bir açık hava müzesi, bir müzedir. Fakat atalarımız 1371'de Balkanlara geçtikleri zaman orada da çok sayıda han, hamam, tarihi eser bırakmışlardır. Müzeler. Ben 1998 yılında Manastır'da, Atatürk'ün liseyi bitirdiği Manastır'da askeri idari binasının müze haline getirilmesinden bahsetmek istiyorum. 1998 yılında dönemin Kültür Bakanı, bir devlet adamı olan Sayın İstemi Antalay ile beraber Makedonya'ya gittik ve Atatürk'ün liseyi bitirdiği devasa kışla binasının bir bölümünün müze haline getirilmesi talebinde bulunduk. Aynı yıl kısa bir süre sonra statik hesaplar yapıldı. Çünkü bina 1848 yılında kışla olarak yapılmış. Ve 2 Ekim 1998 yılında merhum Cumhurbaşkanımız Demirel, yine mütevafa Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Grigorov'un eşliğinde o müze açıldı. Manastır valisi ve belediye başkanı yaptığı konuşmada şehrim adına, halkım adına, yönettiğim şehir ve halkım adına Atatürk'ün burada 3 yıl okumasından dolayı büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim dedi. Orada Rumeli'nin başkenti olan Manastır'daki Hamidiye Caddesi, ki orada 23 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. O tarihte başkent olduğu için 13 adet konsolosluk var. Fakat takdirle karşılamak lazım. Makedonlar orayı sit alanı ilan etmiş. Bugün Kuzey Makedonya diyoruz. Ve 13 konsolosluk binası aynı duruyor. Mesela aynı amaçla. Şimdi fahri konsolosluklar olmuşlardır. Avusturya konsolosluğu bir restorandır ama bir tek çivi çaktırmazlar. Yol, o Hamidiye Caddesi, yani onlar şimdi Şirok Sokak, geniş sokak derler, trafiğe kapatılmıştır. O aynı bizim dönemdeki Ziraat Bankası ilk şubelerinden biri oradadır. Bina duruyor. Osmanlı dönemindeki Beteti binası aynen duruyor. Korumak lazım ve değer vermek lazım. Biz hakikaten çok zengin bir müze tarihine de sahibiz. Ayrıca Balkanlarda da çok sayıda eserimiz var. Bizim Suluhan var burada yakınımızda. Aynı han Suluhan şeyde de var. Üsküp'te ve aynısıdır. Yani birçok tarihi eseri bırakıp gelmişiz ama bu müzenin de ki ben burada birkaç konser de verdim. İstemi Antalay Bey de burada hayli yardımda bulunmuştur. Benim sizlere naçizane aktarmak istediğim bilgiler budur. Unutulmasın, Manastır Askeri İdadesi bugün gittiğinizde orada bir müzedeki Atatürk'ün kişisel eşyalarının kopyaları var. Aynı modeller yapılmıştır. Gençliğe hitabesini benden tercüme ettim. Orada yazdık ve girişte yazar.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ünlü General Mustafa Kemal Atatürk 1896'da bu okula kaydolmuş. 1899'da da bu okuldan mezun olmuştur. Saygılar sundum. Her müzede mutlaka yapın köşeleri veriyoruz. Sırf onun için buraya gelip çekimi burada yaptık. Dünyanın ilk şehir planının önündeyiz. Lütfen bunu geldiğinizde ayrıca bakın. Bunun yanında etrafımda binlerce yıllık mağara resimleri var. Bunlar dünyada başka yerlerde de var ama bizim Anadolu'ya ait binlerce yıllık mağara resimleri. Bir de önünde durduğumuz gibi Anadolu'ya ait tanrıçalar var. Bereket Ana. Şimdi ben konuşurken sevgili Mert bunu da koyacak. Bir de Bereket Ana heykelciğimiz var ki 8000 yıllık. Hepsini izlemenizi, gezmenizi öneriyorum. Evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserler Salonu'ndaki geçici sergilerimizden bir tanesi de Kütahya ili Ayzenoy Antik Kenti'nde Agora kazıları sırasında ortaya çıkarılan Penkala sikkeleri. Bu sikkeler neden önemli? İsterseniz ilk önce ben neden önemli olduklarını anlatayım. Penkala sikkeleri 2019 yılı Ayzenoy Agora kazıları sırasında tesadüfen 2000 yıl önceki gömüldüğü haliyle ortaya çıkarılmıştır. Penkala sikkeleri neden önemli? Çünkü bu sikkeleri ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde bu sikkelerin içerisinde henüz sikkelerin darp edildiği yeri bilmediğimiz atölyelerin olduğu, kentlerin olduğunu görüyoruz. Bu sikkelerin büyük bir bölümünü denaryuslar, küçük bir bölümde kistaforlar oluşturmaktadır. Denaryus sikkeleri Roma dünyasında M.Ö. 3. yüzyılda Roma ile Kartaca arasındaki savaşlar sırasında askeri amaçlı basılan sikkelerdir. Bu sikkelerin bu oranda, bu sayıyla ortaya çıkarıldığı ilk yer Ayzenoy Antik Kenti'dir. Sikke grubunun diğer kısmını kistafor sikkeleri oluşturmaktadır. Kistafor sikkeleri günümüzdeki Anadolu'nun Ege bölgesinin antik yerleşimlerinin Bergama merkez olmak üzere buradaki antik kentlerde basılan ve geçerliliği orada olan sikkeleri oluşturmaktadır. Burada biz Efes Antik Kenti'nin, Bergama Antik Kenti'nin, Ayzenoy Antik Kenti'nin kistafor sikkelerini görebiliyoruz. Büyük bir ihtimalle bu sikkeler o dönemde bir asker tarafından bulunduğu yere geçici bir süre gömüldü, tekrar alınmak üzere ama alınmadı, olduğu yerde kaldı ve biz arkeologlar tarafından 2000 sene sonra bulundu. Bu sikkelerin şunu özelliğini de söylemek lazım. Bir denaryus o dönemde neye tekabül ediyor? Biz bir Romalı askerin maaşının o dönemde 20 denaryus olduğunu, 25 denaryus olduğunu biliyoruz. Bir yıllık şeyinin. Tarihten de bir anekdot anlatmak gerekiyor. Hazreti İsa'yı Romalı lejyona ispiyonlayan Yahuda'nın bu iş kapsamında 30 denaryus aldığını biliyoruz. Ve bu paraların maddi olarak, geçerlilik olarak bir zenginlik ifade ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 2019 yılının ülkemizdeki arkeolojik kazı çalışmalarındaki en önemli buluntu gruplarından bir tanesini oluşturan Penkala sikkeleri 2021 yılı Ekim ayına kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserler Salonu'nda sergilenmeye devam edecektir. Merhaba, Murat Yıldırım. Sanat tarihçisi, müze müdürü yardımcısıyım. Şu an Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunuyorsunuz. Hemen arkamda da Çatal Öyük'ten bir ev rekonstrüksiyonu görüyorsunuz. Size kısaca Neolitik dönem ve Çatal Öyük evi ile ilgili bilgi vereceğim.
Neolitik dönem günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce başlayan, 10 bin milattan önce 10 bin ile 5500 yıllar arasındaki dönem Neolitik dönem olarak adlandırılıyor. Neo taş demek, yeni demek, litos taş demek. İnsanoğlunun yaşamında yeni bir çağın işaretçisi adında olduğu gibi besin üretiminin, hayvanların evcilleştirildiği, artık mimari anlamda yapıların oluştuğu bir dönem bu dönem. Bu dönem Anadolu'da önemli merkezlerle temsil ediliyor. Bunların başında işte Göbektepe, Çatalhöyük, Hacılar gibi önemli merkezler var. Çatalhöyük bu yerleşimler içerisinde besin üretimi açısından, üretimin başlaması açısından şehirleşmenin, ilk köylerin görüldüğü yer olarak öne çıkıyor. Şimdi hemen arkamda gördüğünüz bir Çatalhöyük ev modeli. Çatalhöyük'te insanların nasıl yaşadığını, evlerin içerisinde neler olduğunu göstermesi açısından müzemizde teşhirde. Hemen arkamda boğa başları görüyorsunuz. Avladıkları boğaları, kafataslarını boynuzlarıyla birlikte duvarlarına aplik ediyorlar. Onun dışında sıva üzerine kök boyalarla duvar resimleri yapıyorlar. Sekiller üzerinde yaşamlarını sürüyorlar. Hemen bir ocakları var. Ayrı bir nekropol alanları yok. Yaşam alanları, yaşam alanlarının tabanlarına ölülerini gömüyorlar. Ayrı bir mezarlık alanları yok. Sekilere daha yetişkin bireylerin kemiklerini, zemine de bebeklerin, daha küçüklerin iskeletlerini gömüyorlar. Bu yapılar ilginç yapılar. Aslında bugün Anadolu'da da hala var olan kerpiç evlere benziyor. Kerpiç temel üzerinde yükselen evler bir kutu gibi, dört cephesinden kapalı. Pencere ve kapıları yok. Evlerin tek bir girişi var. Hemen üstte çatıyı açtıkları bir boşluktan eve girip çıkıyorlar merdiven vasıtasıyla. Aslında evlerin çatıları da bugünkü evlere benziyor. Ahşap desteklerle kapatıp üzerine saz seriliyor. Ya bu bir yalıtım gibi de belki o dönem için önemli. Statik problemlere tabi aşamamışlar. Yani henüz kapı ve pencere yapamıyorlar. Lentosöve sistemi henüz çözülememiş. Belki bu yüzden evlerin kapısı ve penceresi yok. Ya da belki işte doğadan korunmak için, iklim şartlarından, belki vahşi hayvanlardan korunmak için de yapılmış olabilir. Önemli yapılar. Aslında buralar aynı zamanda bunların inançlarını da, bize yaşamlarını da gösteriyor. Nasıl bir hayat sürdüklerini de gösteriyor. Hemen arkada görüyorsunuz yine öğütme taşları, ısınmak için kullandığı kil topları görüyorsunuz ocakların hemen kenarında. Çatalhöyük üretim aşamalarının hem bu tohumun ıslah edilmesi, buğdayın ıslah edilmesi, işte hayvanların evcilleştirilmesiyle aslında Anadolu için, Yakın Doğu için çok önemli bir merkez.